Şimdi Hüseyin Oruç yanımızda. Hüseyin Oruç arkadaşımız rahatsız. Kendisine bir soralım. Bu tabii ki başka söyleyecekleri vardı. Önce ne zamandan beri rahatsızsınız? 6 ay oldu. 6 aydır rahatsızsınız. Rahatsızlığınızı nerede öğrendiniz? Nasıl oldu? Rahatsızlığımı sanatörümde öğrendim. Ankara'da. Neymiş rahatsızlığınız? Akciğer kanseri. Peki şu anda tedavi görüyor musunuz? Yani yok, görmüyorum. İlaç kullanıyor musunuz? Herhangi bir ilaç yazmadılar şimdiye kadar. Ben de Allah'a bıraktım sonunu. Ne dediler? Yani ilaç nasıl olur da yani hem böyle bir hastalık olur hem ilaç kullanmadan nasıl olur? Ya bir ilaç vermediler. Bir de kemoterapi mi? Kemoterapi mi? Ona gireceğim dediler. Onun da çıkışı dediler %10. %10 deyince ben girmek istemedim. O yüzden Allah'a bıraktım kendimi. Yani nerede? Öbür türlü yaşamam 160-170. O yüzden Allah'a bıraktım kendimi. Şu anda bir ağrım sıkıntım yok. Herhangi peki, bir şeyim yok. Peki ilaç kullanmadan, ağrı kesici kullanmadan yani yine ağrı yok diyorsunuz. Yok. Peki yani iyileşme durumu vardır o zaman. Yani öyle bir hani ağrı... Bazı kocalar ilaçları kullanıyor. Mesela şeker için şıra suyu kullanıyorum. Şırayı kaynatıyorum, tülbette süzüyorum. Dolduruyorum şişeyi, buzdolabına koyuyorum. Günlük 3 bardak içiyorum su bardağına. Şey içinde ısırgandır, efendime söyleyin, şu şeyin oğlundan, Kösen'in Kemal'ın oğlundan bir şey aldım işte, 20 milyona. Onu kullanıyorum çay olarak, kanser için. Başka bir, herhangi bir şey yok. Sadece çok balgam atıyorum. Anladım. Peki o zaman şimdi Hüseyin, doktorlar ilaç vermediğine göre ne, yani hani sen kemoterapi olman için gel dediler diyorsun ama gitmedim diyorsun. Bu evet. Buna inanmadığınız için mi gitmiyorsun yoksa hani bir maddi yönü bir şey mi var böyle yani? Maddi yönü yok. Devlet bakıyor zaten, ben %69 engelliyim zaten, raporum var. Evet. Peki yani niye gitmediniz? Aslında gitmeniz gerekmez miydi? Abi %10 deyince oradaki doktor dedi bana. Yani %10 derken neyi kastediyorsunuz? %10 buradan bu ilaçlar uyuşmayabilir dedi. Yani vücudundaki kan zehrinden bizim vereceğimiz zehrin dedi. Şey uyuşmayabilir. Buradan çıkışın %10 dedi. %10 yani ölüyorsun dedi. Yani %10 ama %90 iyileşirsin, %10 mu olmaz diyebildi. Ama %90 iyileşin deseydi keşke kullansaydın yani gitseydin. Yani, gitmedim. Gitmek de istemiyorum. Yani şu yani anda, hani şu anki halinize hayata küsmüş gibi böyle ya bir gibi yorgunluk böyle, var sadece. Efendim? Bir yorgunluk var, yorgunluk. Yorgun böyle bir bitik. Bir merdiven çıkamıyorum. Ha şu motor olmasa ben bitmişim yani. Şu motor benim elim ayağım. Anladım. Sigara içiyordun. Sigarayı bıraktınız mı? Nasıl? Ya tek tük içiyorum. Yani yemeklerden sonra canım istiyor bir tane içiyorum. Yani günde içtiğim sigara 3 paket sigaradan 5-6 dala düştüm. Yani bu rahatsızlık sigarayı da yani iştahın da pek yok o zaman yani gibi İştahım, sanki. Yok evet iştahım da yok. Anladım. İştahım da yok. İştahsızlık da var. Peki sizin yani bir söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani ya bu bizim aileden gelen ya. Ablamın 2 tane boğusunu aldılar. Abim, en büyük abim. Yani irsi diyorsunuz değil mi? Aileden. İrsi, aileden gelen bir şey. İrsi, en büyük abim prostat kanseri. İşte bir Mustafa var ya çocuğu. Evet. O sağlam şu şimdilik. İleride ne olur bilmiyoruz. Peki Hüseyin şimdi şöyle geçmişten bu tarafa baktıktan sonra hayat nedir yani? Hayat neymiş sizce? Hayatı yaşamak isteyen düzgün yaşarsa, Ahmet'e Mehmet'e uymasa, kimseye uymasa, affedersiniz, kusura bakmayın. Penisim hıyar diyene
Yavuş tuzuna gidersen 40 sene cize yatarsan 40 sene de hapishanede veriyor bu hastalığı sana. Belki ben hapishaneden aldım bu hastalığı. Anladım. Yani şu hayat tecrübenle insanlara ne diyorsun yani bu? Hayat tecrübenle insanlara ne diyorum? Sev, sevil. Kimsenin işine karışma, kendi işinden başkasının işine de karışma. Üzerine farz olmayan işe karışma. Dibi görünmeyen göle girme. Sabret. Diyeceklerim bunlar. Hı. Peki bize şöyle, ya ben hayatta şunu yanlış yaptım diyebileceğin bir şey var mı? Keşke ben, yapmasaydım gibilerden. Ben hayatta yanlış, erken geldim dünyaya. Dünyaya erken geldim. Yani şunu mu demek istiyorsun? Hayatın tecrübesini geç mi öğrendim diyorsunuz? Öğrenemedim daha, okuyorum. Halen öğrenemedim. Hayat çok güzel dışarıda. İçeride bir şey görmeyen ki duvardan başka. Duvar, fırap kokusu, tuvalet kuyruğu, sabahları Allah'ım kavga gürültü, sıra sende sıra bende. Bir tuvalet ya. Şey, cezaevlerini diyorsun. Tabii, tabii. Devamlı stres. Durum bu. Şimdi bir af konusu var gündemde. Gerekli mi sizce af? Bence gerekli. Çünkü hiç hak etmediğim beni dolmuşa getirip bu tehdit yapmamı sağlayan haksız yere onay ceza aldım. Asli ceza mahkemesinden. Arzize kaldım işte. Ya dedim arkadaş ben kanser hastalığına yakalandım. Şu raporlarım gelene kadar dedim mahkemeyi biraz uzatın. Kanser hastalarını cezaevine almıyorlar dedim. En azından koğuşları almıyorlar. Anlıyor musun? Revirde kaç gün yatacağım ben dedim. Bahçesi yok, şunu yok, bunu yok. Hiç bozuntuya vermediler. Önce berat. Bir ara karar verdiler. İki sene altı ay daha ceza verdiler. Yani aslında bu evad adliyesi. Anladın mı? Çünkü bana bu cezayı aldıran FETÖ'cüyle. Bu 2 sene 6 ay aldıran ben. 101 sene aldılar yetmedi. 2 sene 6 ayda aldım. Onun da şimdi stresi. Benim şimdi kafamda yani soru işaretleri yapıyor. Ben mecburen kafaya takmasam olmuyor. Ama raporların varsa, bu hastalık varsa zaten içeri almamaları lazım. Abi işte içeri almamaları lazım. Denetim serbestliğe takar. Denetim serbestlikte her gün karakola gidip geleceğim. Bir sigortalı işimiz yok. Yaşımız 61. Yani. Maddi bir sıkıntın var mı? Yok. Herhangi bu yönden yok diyorsunuz. Yok Allah razı olsun. Bu evet halkı bana yardım ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Edenlerden, etmeyenlere baş ver gitsin. Başka söyleyeceğin bir şey var mı Hüseyin? Abi işte, durum ortada. Akciğer kanseriyim. Bugün yarın ölebilirim. Öyle mi bekliyorum? Başka beklediğim bir şey yok. Ya Allah'tan umut kesilmez derler. Bilmiyorum. Yani biz yine de kötümser olmayalım. İyi şeyler söyleyelim. Bu hafta şu ayın 10'undan sonra bir 10 gün seçime kadar bir Sinop turu yapacağım. Bir ayaklarımı denize sokuyun, çoktan beri sokmadım. Durum bu. Peki. Onu söyle, bunu. Boyabat halkını seviyorum. Boyabat halkının da beni sevdiğine inanıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Senden de. Tamam, çok teşekkür ederim Hüseyin. Bize yani içini açtın, sıkıntılarını paylaştın. Yine de biz geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah hani hep Allah'tan umut kesilmez deriz. İnşallah tedavin olur. Yine de doktorlara biz görüş diyoruz. Yani doktorların dediklerini yap. Çünkü tedaviyi onlar yapıyorlar. Biz ne desek boş oluyor. Bizim diyebileceğimiz... Abi, İlaç yazmıyorlar. Yani hiç bir doktorun öbür doktora itimadı yok. Anladın mı? İtimadı olmayan
müessesede oraya canına nasıl itimat edeceğim? Bir de o var. Anlıyorum. Peki tekrardan ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun.